Peygamberliğin 10. yılına gelindiğinde Hz. Muhammed hayat yolculuğundaki en büyük iki destekçisini peş peşe kaybetti. Önce amcası Ebu Talib, ardından da eşi Hz. Hatice vefat etti. Hz. Peygamber hayatına değer katan iki ismin kaybına çok üzülmüştür. Hüznü o kadar derindir ki Müslümanlar Ebu Talib ile Hz. Hatice'nin vefat ettiği yıla hüzün yılı adını vermişlerdir. Peki, zamanın belirlenmesinde dönüm noktası kabul edilecek kadar bir hüznü Hazreti Muhammed'e yaşatan neydi? Bu sorunun cevabını Hazreti Peygamber'in hayatından bulabiliriz. Herkese merhaba. Bu bölümde önce Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin Hazreti Muhammed ve İslam tebliği için ifade ettikleri anlamı tespit etmeye çalışacağız. Ardından da Hazreti Peygamber'in hayatının en zor gününde yaşananları ve sonrasındaki olayları inceleyeceğiz. İlk olarak Hazreti Hatice'den başlayalım. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin birlikte geçirdikleri yaklaşık 25 yılı tanımlamak gerekirse, saf bir aşk, derin bir bağlılık, çıkarsız bir fedakarlık ve tam anlamıyla bir samimiyet diyebiliriz. Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed için herkes yüz çevirirken sığınılan liman, tedirgin olduğunda yol gösteren bir kutup yıldızı, en zor zamanlarda bir sırdaştı. Hazreti Hatice, Hazreti Peygamber'in en büyük manevi destekçisi konumundaydı ve onun vefatı Hazreti Peygamber'in yüreğindeki en büyük sızı olmuştu. Ebu Talib'in vefatının ise Hazreti Muhammed için çok daha farklı sonuçları vardı. Ebu Talib Hazreti Peygamber'in siyasi hamisi konumundaydı ve onun himayesi son derece önemliydi. Mekkeliler kendilerinden olan bir ismin kararlarına saygı göstermemenin sosyal düzende bir dağılmaya yol açacağını çok iyi bildiklerinden, tüm güçleriyle İslam'a karşı çıksalar dahi Ebu Talib'in yeğenini himayesini meşru kabul ediyorlardı. Bir anlamda cahiliye kabulleri Hazreti Muhammed'e ve İslam'a en azından Mekke'de kalma imkanı sağlıyordu. Ancak Ebu Talib'in vefatı demek Haşimoğullarında yeni bir lider demekti. Ve hiç kimsenin Hazreti Muhammed'e karşı tavır ve tutumunun Ebu Talib'inkiyle benzer olması mümkün değildi ve öyle de oldu. İslam dini ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğine dair duruşunu net olarak karşıtlık üzerine konumlandıran Ebu Leheb, Haşimoğullarının yeni lideri oldu. Liderliğin verdiği ilk heyecanla yeğenini himaye edeceğini ilan etse de, bir süre sonra Mekkeli müşriklerin tazyik ve tahkirleri karşısında ilkeli bir duruş sergileyemeyip himayeden vazgeçti. Bu durum, Hazreti Muhammed'in Mekke'de savunmasız kalması anlamına geliyordu. Müşrikler aradıkları fırsatı nihayet bulmuştu. Artık onları durduracak, baskılarını hafifletmelerine sebep olacak bir engel yoktu. İçerisine düştükleri himayesiz durum, Hazreti Peygamber ve Müslümanlar için yeni bir mekanı zorunlu hale getirmişti. Tarih bilgimiz göstermektedir ki, bir düşüncenin, bir yaşam biçiminin varlık aleminde yerini alabilmesi için iki unsur gereklidir. Birinci unsur, her şart ve koşulda düşünceyi yaşayacak insanlardan oluşacak çekirdek bir kitle. İkinci unsur ise bu kitlenin düşüncesini yaşama olanağı bulacağı mekan. Geçen 10 yılda İslam birinci unsura sahip olmuştu. Hazreti Peygamber'in çevresinde Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamaya hazır bir kitle oluşmuştu. Sıra ikinci unsurun gerçekleştirilmesine gelmişti. Ancak safların kesin hatlarla ayrıldığı Mekke toplumunda İslam'ın öngördüğü hayat tarzını egemen kılma ihtimali yoktu. Diğer bir ifadeyle, Mekke'nin bu şartlar altında İslam'a mekan olması mümkün değildi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, İslam'a yeni bir soluk kazandıracak, kalıplaşmış düşüncelerle hareket etmeyen, klişeleşmiş sözlerin arkasına sığınmayacak yeni bir muhatap kitlesi ve doğal olarak rengini verebileceği yeni bir yurt aramaya başladı. Aslında, de ki, ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim ayeti, Hazreti Peygamber'in tebliğ vazifesinin tüm insanlığa karşı olduğunun açık bir beyanıdır. O zaman İslam davetini sadece Mekke ile sınırlı tutmamak gerekirdi. Zaten geçen 10 yıl süresince Hazreti Peygamber Mekke'de tam tabiriyle çalmadık kapı bırakmamıştı. Artık yenilenmenin, tazelenmenin, yeni bir başlangıcın vakti gelmişti. Bu noktada Hazreti Muhammed ilk yolculuğu yanında Zeyd bin Harise olduğu halde Sakif kabilesinin yaşadığı Taif şehrine gerçekleştirdi ve şehrin ileri gelenlerine İslam'ı anlattı. Taifliler
Mekke'den gelen misafirlerini başlangıçta iyi karşılamışlarsa da, geliş sebebini öğrenince Kureyş'le olan ticari ilişkilerinin bozulmasından endişe ederek onun davetini kabul etmemişlerdi. Kureyş korkusu onları haktan yana tavır almaktan sakındıran en önemli sebep olmuştur. Neticede dünyalık menfaat fikriyle hareket etmek insanın en büyük imtihanlarından birisidir. Maddi beklentiler, çıkar hesapları, günlük menfaatler insanın uzun soluklu bir karakter inşasını sağlayacak ve ilkeli bir duruş kazandıracak en önemli değeri olan özgür düşünebilme ve bağımsız hareket edebilme kabiliyetini elinden alır. Mekkelilerle sıkı ticaret bağları olan ve Kureyş'ten bağımsız hareket etme kabiliyetine sahip olmayan Taifliler de gündelik çıkarlarını önemseyip Kureyş'in tepkisinden çekindikleri için Hazreti Muhammed'in davetine olumlu cevap vermeye cesaret edemediler. Dahası Kureyş'in gözüne girebilme adına yurtlarına gelen misafire eziyet etmekten çekinmediler. Ki bu eziyetin süresi, boyutu ve şiddeti o kadar büyüktür ki Hazreti Muhammed Taif'te yaşadıklarını hayatının en zor anları olarak nitelemiştir. Eziyet ve şiddete maruz kalarak Taif'ten ayrılmak zorunda kalan Hazreti Muhammed dönüş yolunda Kureyş kabilesine mensup Utbe ve Şeybe isimli iki kardeşin bağına sığınıyor ve burada ellerini açıp Yüce Allah'a şöyle dua ediyor. Allah'ım, gücümün yetersizliğini, insanlara karşı takatimin ve gücümün azlığını sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin merhametlisi, sen zayıfların Rabbisin, sen benim Rabbimsin. Sen beni kimin eline bırakıyorsun? Bana kötü muamele yapan yabancıya mı, yoksa beni eline bıraktığın düşmana mı? Yaşadıklarım senin bana karşı bir öfkenden ileri gelmiyorsa ben buna aldırış etmem. Fakat senden gelecek bir himaye ve koruyuş her zaman çok daha hoştur. Senin öfkene uğramaktan, karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret işlerini ıslah eden yüzünün nuruna sığınıyorum. Her şey senin hoşnutluğun içindir, güç ve kuvvet ancak sendendir. İslam'da duadan maksat Allah'ın yüceliğine sığınmaktır. Her şeye gücü yeten, yüce Mevla'dan rahmetini talep etmektir. Ve rahmet talep edenin üslubu da rahmetin tecellisi için kıymetlidir. Bu yüzdendir ki Hazreti Muhammed'in örnekliğinde gördüğümüz üzere Müslüman dua ederken Yüce Allah'a sığınır ve kulluğunun bilinciyle hareket eder. Yüce Allah kulluğun bilinciyle edilen duaya en güzel şekilde ve misliyle cevap vereceğini, örnek duaya verdiği örnek karşılıklı göstermiştir. Bu sırada Utbe ve Şeybe'nin köleleri Addas, Hazreti Peygamber'e üzüm ikram etmiş, bir süre sohbet ettikten sonra da Müslüman olmuştur. Hazreti Muhammed Taif'e giderken Mekkelilere haber vermemişti. Mekkelilerin bu yolculuktan haberdar olması, Hazreti Muhammed'in Mekke'ye girememesi anlamına geldiğinden Taiflilerden bu ziyaretin aralarında kalmasını istirham etti. Ancak Taifliler bu ricayı muhtemelen Mekkelilerden ikram görme düşüncesiyle yerine getirmediler ve Hazreti Muhammed'in ziyaretini onlara bildirdiler. Artık Hazreti Muhammed için Mekke'ye dönüş için tek bir yol vardı. Mekkeliler tarafından sözü kabul gören kendilerinden bir ismin himayesi. Çünkü Mekkeliler şehirlerini canlı bir organizma olarak telakki ederler. Şehir annedir, şehirde yaşayanlar da onun çocuğu. Anne, kendisine haber vermeden ana kucağını terk eden çocuğunun kendisine yüz çevirdiğine hükmeder ve bir daha ona kucağında yer vermez. Hazreti Peygamber de Mekke'ye haber vermeden şehirden ayrıldığı için Mekke ile bağını koparmış kabul ediliyordu. Artık Mekke onun şehri değildi. Bu yüzden de sıradan bir yabancı haline dönüşüyordu ve Mekkeli olarak kabul edilmiyordu. Bu sebepledir ki annesinin kucağına tekrar sığınabilmesi için annesinin makbul evlatlarından birinin referansına ihtiyaç duyuyordu. Hazreti Peygamber'in himaye talebini kabul eden Mutim bin Adi oldu. Aslında Taifliler Hazreti Muhammed'e çok büyük bir iyilik yaptılar. Ebu Talib'in ölümünden sonra Hazreti Muhammed Mekke'de korumasız kalmıştı. Normal şartlarda da kendisini himaye edecek bir isim arayışında olmayacak ve her türlü baskı ve şiddete açık bir isim haline gelecekti. Ancak Mekke'ye dönebilmesi için aradığı himaye, ona sadece Mekke'ye girmenin değil, hicret edene kadar bu şehirde yine güven içerisinde yaşayabilmenin yolunu açmıştı. Önce hayatı boyunca kendisini himaye eden amcasını,
sonrasında da eşini kaybeden, üstüne üstlük Taif'te de eziyete maruz kalan Hazreti Muhammed, biraz önce bahsettiğimiz üzere Yüce Allah'a arzu halini bildirmişti. Ve Allahu Teala peygamberinin duasını cevapsız bırakmadı. Önce vahyolunan ayetlerle bir grubun kendisi dahi habersizken onu dinleyip iman ettiklerini bildirdi. Sonrasında da bir gece peygamberini ilahi huzura kabul etti. Taif yolculuğu Hazreti Peygamber'e bir himaye sağladıysa da Mutim bin Adi'nin himayesinde Mekke'de kalmanın sürdürülebilir bir durum olmadığı açıktı. Hazreti Muhammed'in hem kendisinin hem de peygamberliğini kabul edip İslam'a girenlerin güvenliğini sağlama adına kendilerini kabul edecek bir yurt bulması gerekiyordu. Ancak gördüğümüz üzere Mekke'den ayrılıp yurt araması şehrin iç işleyişi sebebiyle mümkün değildi. Hazreti Muhammed'in yeni yurt arayışı için görüşmelerini Mekke'den ayrılmadan yapması gerekiyordu. Tam da bu konuda hac ibadeti Hazreti Muhammed için çok önemli bir fırsat oldu. Hazreti Muhammed daha önce de hac dönemlerinde insanları İslam'a davet ediyordu. Ancak bu sefer görüşmelerin içeriği biraz daha farklıydı. Hem İslam'a davet hem de kendisine ve Müslümanlara güvenli bir yurt arayışındaydı. Hazreti Muhammed hac için Mekke'ye gelen birçok kabileyle görüşmelerde bulundu ve İslam'ı anlattı. Peki bu görüşmeler nasıl geçti? Sorunun cevabı bir sonraki bölümde. Sağlıcakla kalın.